3-2-1 kayıt. Gıdıt. Hande Hanım sormuş, demiş ki hocam merhaba. Zeka eşittir problem çözme becerisi ise sanatçılar da ürettikleri eserleriyle bir problem çözmediklerine göre yapıtlarından yola çıkarak ne kadar zeki insanlardı yorumuna varamayız mı? Debilirdir herhalde. Ben soruyu çok anlayamadım. Yani bilemedim. Şimdi sanatçılar sorun çözmez derken aslında sanatçılar da sanat üretirken sorun çözebilirler ve genellikle aslında sorun çözerler. Çünkü kafalarında soyut bir sorun vardır. Onu bir şekilde bir işe dökerler. Aslında bu da bir sorun çözmedir ama sanıyorum galiba soruda anladığım şey şu. Bildiğimiz zeka tanımıyla sanatçının sanat üretirken kullandığı zihinsel kapasiteler birbirine pek örtüşmüyor gibi. Yani galiba onunla ilgili bir soru. Evet doğru. Biz mesela IQ diye, EQ diye bilmem ne diye ayrık ayrık ölçmeye çalıştığımız zeka kapasiteleri aslında insanla pek ilgisi olmayan soyutlamalar. Yani bir tanesi bilgisayarın yaptığı veri işleme işinin insanı ne kadar ilgilendirdiğiyle ilgili. Bir tanesi işte duyguları anlamak gibi küçük bir fakültemizle ilgili bir şey. İnsan zekası, insan zihni çok daha kompleks bir malzeme. İşte sanat bunun en iyi ortaya çıktığı yerlerden bir tanesi. Sanatı ortaya koyan zeka diyemeyeceğimiz bir, nasıl diyelim ona, bir ruhsal, zihinsel kompleks donanım var. Zeka onun bir parçası. Mesela zeka orada nerede devreye giriyor? Atıyorum ressamsan en iyi boya hangisidir? Ben bu renkleri karıştırsam ne elde ederim? İşte şunu şu basınçta sürersem oraya nasıl bir iz yaparım falan filan gibi. Teknik kısımlarda bizim bildiğimiz zeka daha çok çalışıyor. Ama o eseri hayal etmek, o eseri yapım sürecinde diyelim o hayale doğru evirmek, dönüştürmek, ona yön vermek, orada o akışa girmek, efendim belki arada fikir değiştirip yeni fikirler falan filan. Yani bunlar tamamen sanatçının bilebileceği içsel alemine dair bir şeyler. Hep söylüyorum 50 bin yıl kadar önce insanı diğer canlılardan ayıran en önemli ve ilk iz sanat yapmaktı. Mağara duvarına resim yapmıştı bizimkiler. Bugün sanatı sadece sanatçılara ait bir aktivite gibi algıladığımız için hayatımız kaymış vaziyette. Hızla o sanatçının ürettiği sanatsal zekanın bizde de bir yerlerde gömülü olduğunu fark edip onu ortaya çıkaracak pratiklere başlamamız lazım. Lütfen bu videonun altına rica ediyorum. Hocam içimizdeki sanatçıyı nasıl ortaya çıkarabiliriz gibi sormazsanız çok sevinirim. Çünkü öyle bir yöntem yok. Şu var, neye yatkınsanız onları toplayın. Tuvalet kağıtlarından kule mi yapıyorsunuz, kara kalemle resim mi çiziyorsunuz ya da banyoda yankılı yerlerde şarkı mı söylüyorsunuz? Bir şey yapın, deneyin ve o yaratımın içinden taşmasına izin verin. Yani deneyimlemeden yapılamayacak bir şeydir. Yani bunun algoritmik bir formülü yok. Tam bu noktada Ali Aktal'ın bir sorusu var. Ama para değişkeni var hocam artık. Nasıl yani? Yaptığımız iş para etip etmemesi bizim sanatla ilişkimizi çok değiştirmeye başladı yani. O yüzden ta bizim kadim geleneğimizde sanat ile zanaat arasında bir fark var. Parayla satılana biz zanaat diyoruz. Sanat ise para, politik durum, görüş, din, iman, bunlarla ilgisi yoktur yani. Sanat ortaya çıkıyor. Para etmediği için bugün. Evet. Sanat neden bak, üreteyim ki diyor. İşte sanat para etmek zorunda da değil. Sanat zuhur eden bir şey. Ama para kazanmak zorunda. İşte o zaman sanatla yapmayacak. İşte zanaat yapacak, iş yapacak. Zaten sorun ne? Yani sürekli konuştuğumuz şeyle medeniyet bize göre değil. Sistem yanlış. Oysa bu da o yanlışın ürünlerinden bir tanesi. Dolayısıyla sanatın en büyük takdiri gördüğü bir toplumda yaşasaydık bizim bu videoları çekmemize bile gerek kalmayacaktı.